Herkese merhaba. Çankırı Dodurga'da bir seçim oldu ve AKP %85 civarında bir oy aldı. Hemen şunu söyleyebilirim ki bir önceki seçimde %90 oy almış. Yani her şeye rağmen, derin devlet olanaklarına rağmen AKP %90 yerine 85 oy almış. Bunu bir kenara koyalım. Dodurga gibi köy ve köyden belde statüsüne dönmüş küçük yerleşim birimlerinde seçmen tercihlerini etkilemek son derece doğaldır. Burada daha rahat nüfus taşıması yapabilirsiniz ve buradaki insanlara daha rahat maddi, manevi menfaatler sunabilirsiniz. Çünkü istatistiksel olarak nüfus ne kadar küçükse o kadar etkin bir, radikal bir değişim gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla Dodurga gibi bir yerde CHP ve İYİ Parti'nin, HDP'nin aday çıkarmamasını son derece doğru bir karar olarak değerlendiriyorum. Şöyle ki belki de buradaki bir seçim provası önceden planlanmış bir prova bile olabilirdi. Çünkü AKP'nin rekor oy aldığı yer seçilmişti. Belli ki muhtemelen düşünüyorum sadece AKP teşkilatlarına moral verme amacıyla bu seçimi yaptı ve tüm devlet olanaklarını hem madden hem manen orada kullandı. Buna rağmen %90'dan %85'e düşmüş bir oy oranı var. Tekrar ediyorum, yerleşim birimleri ne kadar küçükse orada sonuçlar üzerinde o kadar oynama yapabilirsiniz. Bu demek değildir ki sandığa direkt müdahale yapabileceksiniz. Sadece taşıma seçmenle ve var olan seçmenlere bir şeyler, maddi manevi bir şeyler vermekle de bunu gerçekleştirebilirsiniz devlet olanaklarıyla. Zaten CHP ve İYİ Parti ve HDP de muhtemelen bunu bildikleri için bu Dodurga algı yönetimine dahil olmamak için oyun dışında kalmayı ve aday çıkarmamayı tercih ettiler. AKP'nin %90 oy aldığı bir yerde seçime gidilmesi, oranın köyden belde statüsüne geçirilip seçime gidilmesi aşaması bile bir seçim provası olabilir ve bu anlamda buraya bir anlam yüklenmiş olabilir AKP tarafından. Yani burada seçim yapmak için dahi orasına nüfus taşıyarak belki de belde yapmış olabilirler. Çünkü %90 oy almış bir yer örneklem seçilerek ve derin devletin olanakları kullanılarak buradan anketlerde düşük çıkan AKP kendi tabanını umutlandırmak istemiş olabilir ve Dodurga'da derin devlet olanaklarını kullanmış olabilirler ve böyle bir yerde örneklemin %90 AKP lehine olduğu ve neredeyse AKP'nin tamamıyla teşkilatlarına moral vermek için ve mevcut anketleri kötü ve o çıkardığı anket sonuçlarını yalan, yanlış göstermek için, işte size sandık, işte size seçim sonucu diyebilmek için muhtemelen seçim yaptırdı ve derin devlet olanaklarını kullandığı bir yerde CHP ve İYİ Parti'nin aday çıkarmamasını doğal karşılamanız gerekiyordu. Dolayısıyla Dodurga'dan bir analiz çıkmaz. Sadece o iktidar yöneticileri, AKP yönetim kademesi teşkilatlarına Dodurga üzerinden örnek veriyor. Ama yanıldıklarını yaklaşık 11 ay sonra yapılacak bir seçimde çok net bir şekilde görecekler. Sadece kendi kendilerini tatmin ediyor.